Şimdi Teşekkür ederim. Sıcak bir gündem var. Seçimlere 9 gün gibi bir süre kaldı. Açıklama çok sıcak. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir görüşme yaptı Kılıçdaroğlu. Öncesinde Saygı Öztürk detaylarını açıkladı. Sinan Oğan'la, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'la bir görüşme gerçekleşti. Mesajlardan ne anladınız? Biz olumlu geçtiği mesajı aldık ama biraz evvel de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir son dakika haberi düştü. Onunla o bağlantıda sormak isterim. Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim demiş CNN International'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl okuyalım bu tabloyu? Efendim, çok net. MHP Sinan Oğan'a ve Ümit'e kapıları zaten kapattı. Pazartesi günü bir açıklama yapmışlardı. Mezar soyucusu diye bir ifade kullanıldı. Devlet Bey de kullandı ve Devlet Bey çok net biçimde Erdoğan'a Sinan Oğan'ı kesinlikle ve kesinlikle buraya sokmayacaksın dedi. Yani bunu dikkat ederseniz fiili net bitiriyorum. Niye? Çünkü kendi MHP'li arkadaşlarıma sordum da onun için bir gün önce. Ben salı günü Sinan Oğan'la konuştum. Bir gün önce de Ümit Özdağ'la konuştum. Kendi YouTube kanalımda konuşmaları aktardım zaten. Orada çok net biçimde, şimdi belli olan durum ne? Belli olan durum şu. İki aktör var, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Bu aktörlerden birisi kapıyı kapattı. O halde Ata İttifakı bileşenleri, ki Zafer Partisi zaten bunun lokomotifi, yani sonuçta Ümit Özdağ'ın vereceği karar, her ne kadar parti kurullarında görüşeceklerse, ki o da doğru bir şey. Yani lider olarak ben bunu yapayım edeyim denmesi hoş bir iş değil. Artık bunlardan kurtulmak gerekiyor. Çünkü arzu ettiğimiz husus madem ki demokrasi, arzu ettiğimiz husus madem ki çoğulculuk, arzu ettiğimiz husus madem ki çok kültürlülük meselesi artık 21. yüzyılın İlk çeyreğinde, muhtemeldir ki 19 Mayıs için konuştuğumuz Atatürk'ün de bir ifadesinden söz edeceğim. Burada 66. maddeden söz etti ya Saygı Öztürk. Dolayısıyla şimdi tek bir aktör üzerine yoğunlaşıldı artık. Zafer Partisi ve Ata İttifakı bileşenleri. Ha, şöyle bir husus var. Ben iki konuyu birbirinden ayırıyorum. Onlardan birincisi şu. Zafer Partisi'nin tavrıyla Sinan Oğan'ın tavrı arasında bir fark var. Şimdi Sinan Oğan'ın bir kitlesi yok. Şimdi öbür Zafer Partisi adı üstünde bir siyasal parti. Onun bir kitlesi var. Aritmetik olarak ne olursa olsun onun bir önemi yok. Dolayısıyla buradaki karar verici husus, merci, adını ne koyarsanız koyun, organizasyon, nasıl tanımlarsanız tanımlayınız, burada Ümit Özdağ ve Zafer Partisi olacak. Sinan Oğan'a gelince artık o oylar çok analiz edildiği için üstünde durmayayım. Yani kimden geldi, kimin ne oldu, kimin ne bitti diye. Şimdi örnek Sinan Oğan kendisine şu anda oy vermiş olan kitleye gidip Millet İttifakı'na oy verin derse o kitle hareket mi edecek? Hayır, etmeyecek. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilere gidin şuna oy verin dediğinde oy vermedikleri gibi hiç kimse vermez bunu. Kitleler böyle hareket etmez çünkü. O da değişti. Sinan Oğan'a sıcağı sıcağına sorulduğunda tamamına götürebilir misiniz seçmeninizin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye dendiğinde benim seçmenim böyle bir seçmen, tamamını götürebilir mi dedi. Hayır, sonra efendim bir açıklama yaptı, %70'ini götürebilir mi? Tabii efendim, ya götüremezsiniz. Hayır, olmaz ya, dünyanın neresinde görünür? Kuzey Kore'de yaparsınız. Seçim olursa tabii, o da ayrı bir şey de götüremezsiniz. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Sonuçta Türkiye her şeye rağmen, problemli olmuş olmasına rağmen yine de demokratik bir ülke. Bütün problemlerine rağmen, onun için onu unutsunlar. Yani onu sürükler, bunu sürükler meselesi değil. İkinci husus, bu taban açısından, seçmen açısından çok klasik bir cümle vardır. İşte ne derler? Halklar balık hafızalıdır diye bir cümle kullanılır. Ama seçmen balık hafızalı değildir. Seçmen hiçbir şeyi unutmaz. Bunu niye söylüyorum? Terör üzerine konuşuyorlar ya. İşte Erdoğan çok suçladı. İşte PKK ile işbirliği yapıyor. PKK'nın işte Devlet Bey söyledi. HDP PKK'nın siyasal temsilcisi, CHP işte onun gölgesinde falan diye. Bu taraftan da seçmen Erdoğan'ın Habur'a indirdiği, kurdurduğu çadır mahkemesini unutmaz. Abdullah Öcalan'dan mektup getirtmeyi unutmaz. Osman Öcalan'dan TRT'de konuşmayı unutmaz. Unutmaz, oğlu unutmaz. Yani karşı taraf açısından da geçmişte terör örgütü unsurlarıyla yapılmış olan işbirliği demeyeyim ama bir ortaklık düzeyindeki ya da stratejik ortaklık düzeyindeki davranışları da unutmaz. Bugün nasıl Hüdapar'ı unutmayacağı gibi, Hizbullah'ı unutmayacağı gibi bunları da unutmaz. O nedenle bu kitleler birisinin işaretiyle oradan bir kere bu, şöyle bir şey söyleyeyim size, bir siyasi tarihi bakıldığında bütün siyasi tarihe bir bakın, böyle bir şey göremezsiniz. İki, uygarlık tarihine bakın, orada da böyle bir şey göremezsiniz. Üç, Türkiye'nin siyasi tarihindeki çok kısa bizim siyasi tarihimiz biliyorsunuz, çok partili dönemi alırsak 1946, CHP'nin kuruluşunu alırsak efendim 1923, ikinci meşrutiyeti alırsanız 1908. Yani en fazla 1908'e götürürüz, evet, geliriz 2023'e. Bu kadar kısa tarihimizde bile bakın 1912 sopalı seçimlerinde bile bu böyle yapılamadı. Dolayısıyla o lafı güzaf, o kısmı götürülme. Ha, şimdi buradaki ana unsur ne? Ana unsur şu. Her iki tarafa da oy vermiş olan seçmen, işte Sinan Oğan da üçüncü aktör, oy vermiş olan seçmen nasıl bir eğilim gösterecek? Sandığa gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Yılgınlık var mı, yok mu? Psikolojik unsurlar ne kadar etkili? Motivasyonlar ne oldu? Bunlar üzerine kafa yorulması gerekir. Ha, burada bir strateji değişikliğine gidecek mi? Erdoğan açısından hayır. Zaten Erdoğan cephesi oynayabileceği bütün kartları oynadı. Zaten hiçbir kart kalmadı oynayabilecekleri. Bakın bütün kartlar masada son derece net, açık. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi açısından ise büyük bir avantaj var. Çünkü karşının kartlarını biliyorlar. Ha, burada neyi becerebilirler? Ne kadar sağlam hareket edebilirler? Buradaki işte strateji danışmanları ne olur? Biliyorsunuz ekibi değiştirdi. O ekibin değişikliği ne kadar olumlu? Seçmen üzerinde, CHP'nin kendi seçmeni üzerinde ne kadar olumsuz rol oynar? Bütün bunların hepsi çok belirleyici olacak. Muhtemelen sürede, çok kısa bir sürede. Efendim,